Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda 65 yıldır sandık işletmeciliği yapan Osman Esterli, ürettiği el emeği sandıklar ile çeyiz sandık kültürünü yaşatıyor. ...65 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ben imalatçısıyım. İşte C sandığı olarak da, takı kutusu olarak da genç kızlarımıza, bayanlara falan hep satıyoruz. Kadınların vazgeçilmediği C sandığı olarak da adım araç sandığı deniyor, el uymalı. Bunları salonda sehpa kimi de kullanıyorlar. Üzerine cam kestiriler. Onu sehpa kimi de kullanıyorlar. Veyahut da şark köşesi olarak da kullanıyorlar. Sandığın içerisinde genç kızların ceizleri, kıymetli eşyaları falan içerisinde olur hep. Şimdi sandıklara Türkiye'nin her tarafından talep var. Bir kızın ceizinde hepsi de alıyor ya. Yani. Evlenme çağına geldiği zaman işte gelin gidecek birer tane sandık alıyorlar. Biz mesela bunları bir tane iki tane yapmayız. Biz toplu halde alırız elimize. 100 tane, 200 tane. 1000 tane o şekilde çıkarıyoruz. Yani şeyi belli olmuyor. Bir tane elime alayım desem bir haftada çıkmaz yani bir tanesi. Mesela sırayla kimisi kapağı yapar, kimisi altını yapar. Öyle bitmiş oluyor. Boya emek harcanıyor. Oyması var. Ondan sonra zımparası var, mençesi var, anahtarı var. Bayağı sorun çok. En sonunda da işte dolgu vernik çekilir. Vernikten sonra parlak vernik atılır. En sonunda parlak da vernik atıldığında bitmiş oluyor. Şimdi bu küçük kutuları mesela biz 300 liradan tut 2,5 milyara kadar var. Boyutları fark eder tabii. Ağacın durumuna göre, işçiliğe farklı olur. Makine o işlemesi olur, el işlemesi olur. El işlemesiyle makine işlemesi farklıdır. Ceviz ağacı kullanılıyor. Şimdi çam da kullanırlar, ceviz de kullanırlar. Biz genelde ceviz ağacı kullanıyoruz. Diğer ağaçlardan farkı, ceviz ağacı sağlam bir ağaç. Ömrü uzun olur. Diğer ağaçlar yumuşak olduğundan ömrü kısa olur. Oymanın sanatı ayrıdır. Ama biz yılların ustası, hepsinde biz kendimiz yapıyoruz. Peki makineyi mi tercih ediyorlar, el yapımını mı? El yapımını tercih ederler. Makine oyması pek iyi sayılmaz. Elle oyulan daha farklı, kalıcı olur. Biz büyüklerimizden böyle gördüğümüz için sandık kültürü çok güzel bir şey. Seviyoruz yani Antep'te olarak. Ya Antep işini koyarlar. İşte takı tokalarını koyar bayanlar, taraklarını. Yani kıymetli eşyalarını. Çey sandığıdır. Bizde hep bulunur yani olur. Sandıksız gelin olmaz. Antep'te öyle. Çok güzel bir kültür bence. Genç kızların sandığı olmalı. Hani genelde burada kızlar ister bir çeyiz sandığı. Mesela şunlara yazmalarını falan koyarlar. Yerlerine büyük sandıklara da sandık çeyizlerini, yatak örtülerini işte. Geçmişlerini hatırlarlar. Yani ne bileyim her şey sandıkta durur bizde. Bir gelinin olmazsa olmazıdır sandık.